İslamofobinin din olarak İslam hakkında ve bir dinin müntesipleri olarak Müslümanlar hakkında 11 Eylül olaylarından çok önce tarihten günümüze Avrupa'da gelişmiş din ilişkili algıların bir toplamı olarak ortaya çıktığı gerçeği, 21. yüzyılın eşiğinde Avrupa'da artan İslamofobinin nasıl olup da politik bir söylem olarak Avrupa kamuoyunda yer ettiğini görmemize engel olmamaktadır. İslamofobi bir adı üstünde İslam korkusu, İslam'a dair bir fobi. Fobi kelime olarak bir psikolojik hastalık aslında. Yani aslında İslamofobi bir hastalıktır bir açıdan bakıldığı zaman. Ama aynı zamanda bir söylemdir. Hastalık boyutuna ayrı yaklaşmak gerekiyor. Söylem boyutuna ayrı yaklaşmak gerekiyor. Eğer bir psikoloji ise ve o psikoloji bir takım korkulara dayanıyor ve bu korkular bir açıdan insanların eğer bir korku yaşıyorlarsa, bir şeyden korkuyorlarsa bu korku bir açıdan haklı da sayılabilir. İnsanların yaşadıkları, yaşamış oldukları, geçmişte yaşamış oldukları bir takım olaylar dolayısıyla, bugün yaşamakta oldukları bir takım olaylar dolayısıyla, bu olayların kendilerinde yarattığı bir takım algılar ve refleksler dolayısıyla bir takım korkulara kapılıyor olabilir. Bu korkular eğer bu algı bir şekilde üretilmişse nedenleri üzerinde iyi durmak gerekiyor tabii ki. İslamofobi bir şeyden ziyade bir psikolojik korku olmaktan öte aynı zamanda bir söylemdir, bir politik söylemdir. Politik söylem olarak da İslam'dan korkutmaya dayanır. Dolayısıyla bu söylem boyutuyla bir nefret söylemidir. Batı'da bir İslamofobi problemi var mı? Kuşkusuz var. Tabii bu bütün Batı'yı tanımlamıyor. Batı'da bugün İslamofobik hareketler, partiler, medya sesleri olduğu gibi buna karşı çıkan, yani İslamofobiye Batı içinde mücadele eden, Batı'nın daha özgürlükçü, demokrat, işte çoğulcu, hoşgörülü diyebileceğimiz, bu anlamda Müslümanlarla hatta bazen dayanışma tabloları çizen kesimleri de var. Dolayısıyla hiçbir milleti, dini grubu bunlar İslamofobiktir diye damgalamamak lazım. Avrupa politik kültüründe İslamofobinin köklerini Avrupa sömürgeciliğinin meşrulaştırılmasında temel olan, oryantalist literatürde kendini gösteren ötekini, Avrupalı olmayanı temsil eden imajlardaki ırkçı ve kültürel köktenci yaklaşımlarda bulabiliriz. Avrupa aydınlanmasını takip eden düşünürlerin büyük bir çoğunluğu, dünyayı ve Avrupalı olmayanları ırkı üstünlük ya da aşağı olma ölçüleriyle sınıflandırıyorlardı. Doğu ve Batı'nın karşılaşma tarihi istisnasız biçimde hep olumsuz olmuştur denilemez. İlmi, kültürel ve siyasi etkileşim ve işbirlikleri de olmuştur. Ancak yine de ırkçı ve İslam'ı tehdit olarak sunan dünya görüşü varlığını sürdürmüş, İki Dünya Savaşı'nda etkili olmuş ve bu arka plandan 20. yüzyıla gelinmiş, her ikisi de Avrupa tarafından ve Avrupa'da başlatılan İki Dünya Savaşı'nda ve sonrasında çoğulcu ve demokratik toplum politikaları öne çıkarılmaya çalışılarak bugünkü Avrupa'ya gelinmiştir. Bugün gelinen noktada gerek Avrupa'da gerekse Amerika'da İslamofobi ile ilgili çok geniş kapsamlı araştırmalar yapılıyor. Örneğin Avrupa Temel Haklar Ajansı yaklaşık 15 Avrupa Birliği ülkesini kapsayan çok ciddi araştırmalar yaptı. Bu ülkelerde yaşayan insanların Müslümanlarla komşu olup olmama, Müslüman kesimle evlenip evlenmeme, Müslümanlarla aynı iş yerinde çalışıp çalışmama gibi pek çok konuda fikrini sordu, tutumlarını ölçtü, davranışlarına baktı. Ve ortaya çıkan resim ne yazık ki Avrupa'nın temel değerleriyle, Batı'nın temel değerleriyle çelişen bir resim. 11 Eylül trajedisinden sonra Amerikan toplumunu belli bir şekilde etkileyen İslamofobi, Avrupa politikasında daha farklı ortaya çıkmıştır. Avrupa'ya özellikle İngiliz, Fransız ve Hollanda'nın başını çektiği sömürgeciliğin mirası olan Müslüman nüfus ve daha sonraki iş göçü, özellikle aşırı sağ diye nitelenen siyasi partilerin söylemlerinde İslamofobik anlatımın malzemesi olmuştur. Hatırlayalım, 2009 yılında İsviçre'de bir minare krizi yaşanmıştı. Referandum gerçekleştirilmişti ve o referandumda İsviçrelilerin önemli bir kısmı minareye hayır dediler. Minarenin yapılmasına, inşa edilmesine hayır dediler. Bu referandumun sonuçlarını
eleştirel bir şekilde ele aldığımız zaman gördüğümüz şey o ki, özellikle kırsal kesimde yaşayan, gündelik hayatta Müslümanlarla hiç karşılaşmayan, dolayısıyla gündelik hayatta Müslümanları bilmeyen insanların daha çok özellikle uluslararası medya, ulusal medyadan siyasetçileri, muhafazakar siyasetçilerin söylemlerine kanan insanların İslam karşısında çok net bir korku beslediklerini görüyoruz. Dolayısıyla önce bunu söylemek gerekir. Avrupa'da, örneğin Hollanda'da, Geert Wilders gibi İsrail yanlısı siyasetçilerin ve İtalya, Fransa ve Almanya'da benzer siyasi yapıların tüm söylemlerinde İslam terörizmi gibi ifadeler kullanmalarındaki benzerlikler dikkat çekicidir. Daha ilginç olanı, İslam ve Müslüman karşıtlığı söz konusu olduğunda, Yahudi Siyonist çevrelerin Hristiyan Evanjelik Siyonist çevrelerle çok yakın işbirliği yapmakta oluşlarıdır. Oysa Hristiyan Evanjelik Siyonistlere göre, Yahudiler sadece kıyameti, Armageddon'u hızlandıran küresel politik sürecin bir aracıdırlar. Hristiyan Krallığı bundan sonra kurulacaktır. Bu süreçte Müslümanlar Deccal'i temsil etmektedir. Bu evanjelik Siyonist propaganda, taraftar toplamakla beraber esas İslamofobi, sağcı ırkçı partilerin söylemlerinde artarak devam etmektedir. İkinci Dünya Savaşı sonrası yerle bir olan ekonomisini toparlamak için ihtiyaç duyduğu iş gücünü sağlayan ve çoğunluğu Müslüman kökenli olan yeni göçmenler, artık 21. yüzyıla girerken dini ve kültürel gelenekleri nedeniyle nefret söyleminin ve eylemlerinin mağdurları olarak ortaya çıkmaya başlamıştı. Yalnız şöyle bir gerçeklik var. Özellikle şu an Avrupa Birliği 500 milyonluk bir alandan söz ediyoruz. 500 milyonluk alanın içinde zaten bugün bile yaşayan 20 milyondan fazla Müslümandan söz ediyoruz. Bu belirli ülkelerde, mesela Fransa gibi, İngiltere gibi ülkelerde geleneksel ve daha uzun boylu ülkeler var. Bir de mesela Bulgaristan, Romanya, Yunanistan gibi Müslüman azınlıkların olduğu ülkeler var. Ama öyle ya da böyle her geçen gün Avrupa'daki ve Batı dünyasındaki Müslüman sayısı ciddi bir biçimde artıyor. Bunun engellenebilmesi de pek mümkün değil. Dolayısıyla bizim geleceğin huzurlu ve barış içindeki bir Avrupa'sını kurabilmek için eninde sonunda Müslümanlarla birlikte yaşamayı anlayabilmemiz ve Müslümanlarla birlikte yaşayabilmenin altyapısını oluşturmamız lazım. Avro Barometre araştırmalarına göre Müslümanlara yönelik ayrımcılıkların ülkelere göre dağılımı dikkat çekmektedir. Fransa'da %66, Belçika'da %60 ve Hollanda'da %55 olarak örnekleri verilen ayrımcılık oranları göstermektedir ki, Avrupa'da bir ülkede Müslüman nüfusu yüksek olduğu oranda ayrımcılık oranı da yükselmektedir. Yapılan araştırmalar göstermektedir ki, örneğin sadece Fransa'da 2011 yılında dini ve etnik ayrımcılık oranı geçmişe göre %30 artmıştır. Hollanda ve Almanya'da Müslümanlara yönelik ayrımcılıklara en fazla Türkiye'den gelen göçmenlerin maruz kaldığı ortaya çıkmıştır. Ve bu nefret suçunun da şu anda Avrupa'da en önemli mağduru Müslümanlar olmaktadır. Dolayısıyla Avrupa'daki birçok politik figürün, birçok politik hareketin, siyasal hareketin İslam'ı bir motive edici, grup dayanışmasını artırıcı, kendi içlerindeki grup dayanışmasını artırıcı, sadece muhafazakar Avrupalı değerleri toparlayıcı bir değer olarak veya bir söylem olarak İslamofobiyi kullanıyor olduklarını ne yazık ki görüyoruz. Bu da Avrupa'daki Müslümanlara karşı yürütülen ayrımcılıkların, Müslümanlara karşı yürütülmekte olan nefret söylemlerinin veya suçlarının, kampanyalarının en önemli nedeni haline gelmektedir. Bunun sonucu olarak da giyiminden Müslüman olduğu farz edilen bir kadına sokakta farklı derecelerde taciz ve şiddet uygulanabilmekte. Hatta Sih ve Hindu kökenli bazı kadınlar bile Pakistanlı Müslüman zannedilerek şiddete maruz kalabilmektedirler. 2011 yılında Oslo'da Anders Breivik'in terör eylemi, Avrupa'da politik ve popüler kültürde İslamofobik nefret söyleminin nelere yol açabileceğinin tipik bir örneği değil midir? Breivik'in Norveç'te İlerici Parti adlı partide geçmişte aktif faaliyet gösterdiği de unutulmamalıdır. Breivik, yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemedeki son savunmasında 22 Temmuz 2011'de Utoya Adası'nda bir göçmen gençlik kampına girerek 70'ten fazla genci katlettiği, medya tarafından terör denilmeden kitle katliamı olarak tanımlanan eylemini kendi ifadesiyle bir barbarlık olarak kabul edip
bunun için yaptığını, mahkeme heyetine açıklamak istediğini belirterek şunları söylüyordu. NATO, Hristiyan olan Sırp kardeşlerimizi bombaladı. Norveç kimliğine ve Hristiyanlığa karşı her türlü bozucu faaliyet mevcutken, buna karşı silahlı direniş nasıl meşru olmaz ki? Müslümanların demografik artışına bakarsanız tehlikeyi görürsünüz. 22 Temmuz'da yaptığım toplu saldırı şiddeti ülkemi ve dinimi korumak içindi. Ben vatanım ve dinim için yaptım ne yaptıysam. Bunun için de Müslümanların durdurulması gerekmektedir. İslamofobi batıda aşırı radikal politik kültürün, sağcı politik kültürün hem bir sonucu oluyor bir yandan da, hem de onun faydalandığı bir söylem oluyor. Politik olarak onun da destekleyen bir söylem haline gelebiliyor. Tüm dünyada pompalanmaya çalışılan bir söylem, bir tür İslamofobiyi kaçınılmaz olarak dünyada politik ayarları, politik karşılaşmaları ayarlayan en önemli unsur olarak devreye soktu. Bütün ya bizdensiniz ya onlardansınız denilmek suretiyle yok ılımlı İslam, ılımsız İslam, radikal İslam denilerek hep böyle İslam'ın kendi içerisinde bir çeşitlilik üretilmeye çalışıldı. Yani zararlı İslam, zararsız İslam. Yani hiç kimse zararlı Hristiyanlık, zararsız Hristiyanlık diye bir söylem üzerinde durmadı. Yani hiç kimse terörist Hristiyanlık veyahut da militan Hristiyanlık gibi kavramlar üretmedi. Bütün bu kavramlar İslam üzerinden üretildi. Ve bütün bu kavramlar üretilirken dünyada İslam dünyasında yaşanabilecek olan politik gelişmelerin belli bir baskı altında tutulması sağlandı ve onlara dış müdahalenin de yapılabilmesini mümkün hale getirdi. İngiliz Defans Ligi, Fransız Milliyetçi Cephe, Macar Jobbik ya da Hollandalı Özgürlük Partisi gibi partilerin daha geniş bir destek de alarak kullandıkları İslamofobik söylemlerin Müslümanlara karşı artan nefret eylemlerini tetiklediği artık çok iyi bilinmektedir. Bu politik anti-İslamizm devam ederse, Avrupa kendi topraklarındaki Müslüman kökenli göçmen vatandaşların geldikleri Müslüman ülkelerle ve daha geniş anlamda İslam dünyasıyla kendisini tamiri güç, politik ve jeopolitik çatışmaların içinde bulması kaçınılmaz olabilecektir. Bunun ipuçlarının İslam Konferansı Teşkilatı'nın bazı açıklamalarında ve Türkiye, Mısır hatta Tunus'tan Avrupa'ya gelen tepkilerde görülmeye başladığı söylenebilir. Şunu özellikle rahatlıkla ifade edebilirim ki maalesef bugün Avrupalılık kimliği daha çok anti-İslam üzerine, İslamofobizm üzerine, İslam korkusu üzerine kurulan bir kimlik haline ya da kurulmakta olan bir kimlik haline gelmiş. Bu biraz bize aslında 19. yüzyılın sonlarında, 20. yüzyılın başlarında hatta ikinci yarısına kadar antisemitizm karşısında kendini inşa eden Avrupalılık kimliğini hatırlatıyor. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında 19. yüzyılın sonlarında, 20. yüzyılın ilk yarısında antisemitizm Avrupa kimliği için ne ifade ediyor ise, ya da cümleyi şöyle kuralım, antisemitizm Avrupalılığın ötekisi ise bugün Avrupalılığın, Avrupa'nın ötekisi olarak maalesef İslam'ı görmekteyiz. En azından bu şekilde lanse edildiğini görmekteyiz.